Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk'ten herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Sektörel Bakış'la karşınızdayız. Bugünün konuklarından Birol Şengel Bey'i ağırlayacağız. Pozitera kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz Birol Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi Pozitera nedir? Pozitera kurucusunuz. Pozitera ne zaman kuruldu? Neye ihtiyaç duyularak kuruldu? Onları bir sizden dinleyelim efendim. 2007 yılında kuruldu Pozitera. 2007 yılından bu yana perakendeyi hızlandırmaya çalışan faaliyetler yürütüyoruz. Nedir bunlar? Aslında üreticilerin ürünlerini son tüketiciler için ürettiği hepimizin malumu. Son tüketicilerin ürünleri satın alma süreçlerini kısaltmaya çalışıyoruz. Burada üretilen ürünlerin dağılımından, mağazalardaki sergilenmesinden, tüketicilere sunulmasından ve devam eden süreçlerde satış sonrası hizmetlerinden aslında toplam kalitede bir memnuniyet yaratmaya çalışıyoruz. 81 ilde faaliyet gösteren bir yapı. Perakende izleme anlamında çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi geçtiğimiz 12 sene içerisinde. Evet. Bu anlamda ülkemizin önünde gelen kuruluşlarına da hizmet veren keyifli bir şirket haline geldi diyebilirim Pozitera. Evet, peki Birol Bey, bu perakende sektörüne hizmet eden Pozitera'dan bahsederken biraz daha detaylandırabilir miyiz? Perakende sektörün hangi alanlarında hizmet veriyor? Aslında bakarsanız üçlü bir sacaya olarak görüyoruz biz bunu. Bir yanda üreticiyi düşünebiliriz. Türkiye'nin önde gelen büyük üreticileri şu anda müşteri portföyümüz arasında. Jenerik markalardan bahsediyorum. Arçelik gibi, Bosch gibi, Apple gibi. Bu firmaların ürettiği ürünler perakendecilerde satışa sunuluyor. Bir sacağı da perakendeciler. Bir diğer taraftan aslında hepimiz tüketicilerin ürünlerini satın alması için çalışıyoruz. Bu üçlü arasında kesişim noktalarını arttırmaya çalışan bir yapı. Üreticinin ürettiği ürünün faydalarını tüketicilerin sıklıkla karşılaşacakları noktalarda tüketicilere temas edip anlatmak, temas edemediğiniz noktalarda ürünlerin kendisini anlatması, işte hepimizin malumdur kampanya planlamaları, fiyatlama planlamaları. Burada baktığınız nokta aslında mağazacılığı biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. Tüketicinin sahip olmak istediği ürünü ararken aklındaki soruları azaltmaya çalışıyoruz. Neye ihtiyacı olduğunu herkes tabii ki bilerek geliyor mağazalara. Evet. Fakat bu noktada hangi ürünü alacağı noktasında Türk tüketicisinin biraz şeysi var. Mağazada karar vermek gibi bir alışkanlığı var. Yapılan bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Bu Türklere özel bir detay mıdır? Aslında Türklere özel değil ama Türkler de yoğunlaşıyor. Biliyorsunuz Türkler, Akdeniz insanıyız. Evet. Sıcakkanlı, hatır şinas. Hep söylerim, kara kaşın kara gözün hatırı var bizde. Evet. O mağazaya geldiğinizde size önerilen ürün, size verilen bilgiler, siz daha öncesinde bir ürün almaya niyetlenmiş dahi olsanız oraya doğru yönlenmenize sebep olabiliyor. İşte o noktalarda doğru bilgilerin verilmesi, satış sonrasındaki memnuniyetin de çok önemli. İlle de en pahalı ürünü satmayalım, tüketicinin ihtiyacı olduğu ürünü tüketiciye verelim ki daha sonrasında tek bir defa ürün satmaya çalışmıyoruz. Hani sadık, evet, müşteriler oluşturmak günümüzün en büyük derdi. Evet. Çünkü baktığınızda tüketicilerde artık özenme duygusu bir yanda, işte televizyon reklamları, globalleşen dünya. Diğer tarafta satın alma gücünün günden güne düştüğü bir dünya görüyoruz aslında. Türkiye görmüyoruz. Bu anlamda tüketiciler fiyat, kampanya hassasiyetine çok sahip oldular. Bu noktada onlara en doğru ürünü, kendi bütçelerle sahip olabilecekleri en iyi ürünleri vermeye çalışıyoruz ki sonrasından tüketiciler çevresinde de mutluluğunu paylaşabilsinler. Evet. Çünkü mutlu tüketiciler, mutlu tüketiciler kesinlikle getirir. Yani ürün satışının devamlılığını getirmek için önce müşteri memnuniyetini oluşturmak gerekiyor. Aynen öyle. Peki efendim, şimdi siz anladığımız kadarıyla üretici tarafına hizmet veriyorsunuz. Doğru. Peki üretici size neden geliyor? Hangi aşamada geliyor ve siz kaç aşamada hizmetinizi tamamlıyorsunuz? Şöyle, üreticilerin uzmanlık alanı malumunuz ürünleri ortaya çıkarmak. Daha sonra işte toplu üretimlerle üretmek, evet, ve satılacağı perakende noktalarına o ürünlerin yer almasını sağlamak. Aslında tam da bu noktalarda devreye giriyoruz. Nedir buradaki fonksiyonumuz? Üreticiyle birlikte hangi ürünün, hangi şehirde, hangi mağazada, işte ne kadar adette satılabileceğini planlamaya çalışıyoruz yıllık bazda. Biz her sene önümüzdeki yılın planlarını yaparak hayatımıza başlarız. Evet. Nasıl planlar yapıyoruz? Her bir ürün için çalışıyoruz aslında. Ürünleri tek tek takip etmek, hangi ürünün, hangi renginin, hangi şehirde, hangi mağazada ne kadar adet satılabileceğini öngörmeye çalışıyoruz.
rakiplerin fiyatlamalarını öngörmeye çalışıyoruz. Karşısına nasıl aksiyonlar alabileceğimizi öngörmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize aslında toplamda baktığınızda bize emanet edilen kanallarda bir satış öngörüsü ortaya çıkarıyoruz. Ve diyoruz ki bu satış öngörüsünü Türkiye'deki şartlar beklediğimiz gibi gelişirse yılın sonunda biz de bunu taahhüt ediyoruz. Aslında ciddi bir iddia var burada. Evet. Bu iddianın sebebi tabii ki bilgi, derinlemesine bilgi. 12 yıldır sahip olduğumuz bir perakende takip platformu var. Sürekli veri akıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 6500 tane mağazayla ilişki içerisindeyiz. 2000'e yakın ürün danışmanımız mağazalarda çalışıyor. 100'e yakın eğitici, yönetici personelimiz mağazaları ziyaret ediyor. Sürekli bir bilgi akışı var mağazalardan. Evet, yani siz hizmeti verdikten sonra sizin de aynı zamanda kendi müşteri odak noktanız olan, çok üreticiye doğru, süreklilik, yani devamlılığı olan bir hizmet sunuyorsunuz. Çok doğru. Aslında planı oluşturduktan sonra o planı sahada uygulayan da bizim ekiplerimiz. Ürünlerin mağazalara belirttiğimiz adetlerde ve belirttiğimiz sürelerde teslim edilmesinden sonra o ürünlerin mağazanın içerisinde ne kadar iyi görüneceği, nerelerde sergileneceği, rakiplerinden nasıl ön plana çıkarılacağı, işte mağaza çalışanların o ürünleri nasıl sahipleneceği, perakende satışın hızlanması için mağazacıların oyunun içerisine nasıl dahil edileceği gibi alanlarda sürekli kafa patlatan arkadaşlarımız var. Çok sık mağaza ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu 6500 mağazanın en az ayda bir defa her ay ziyaret edilmesi aslında bizim işimizin şeysi gibi düşünülebilir, sihri gibi düşünülebilir. Evet. Dolayısıyla mağazacıları da oyunun içerisine dahil ettiğinizde işiniz biraz daha kolaylaşıyor. Bunun yanı sıra çok ciddi bir eğitim operasyonlarımız var. Eğitimi niye önemsiyoruz? Eğitimli mağaza çalışanları aslında tüketiciye hizmeti çok kolaylaştırıyor. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Tabii. Ve satışları hızlandırıyor. İşin en temelinde, en başta konuştuğumuz gibi ürünlerin daha hızlı satılması, üreticinin daha çok üretmesi, perakendecinin daha hızlı satan ürünler sayesinde daha çok para kazanması, tüketicinin doğru bilgiyi alması ve gerçekten ihtiyacı olan ürünü satın aldığında da satış sonrasında da ya bu ürünü ben niye aldım duygusundan daha çok tam da ihtiyacım olan ürünü aldım duygusuna sahip olması bu üçgenin tamamlandığı bir süreç yaratıyor. Evet Büro Bey, benim şöyle, siz belli ki burada ürünü aynı zamanda stokta da çok tutmadan, değil mi, müşteri asıl derdimiz verdiğiniz müşteri için stokta çok tutmadan stok devir hızını da hızlandırıcı hamlelerde bulunuyorsunuz. Aynen öyle. Peki bu nasıl oluyor? Yani şimdi bir kişi şirket kuruyor ve şirkette mağaza mağaza farklı illerde, farklı ilçelerde, belki farklı yurt dışında bir mağaza açıyor. Siz gidiyorsunuz o mağazaya özel, oradaki kişilere özel bir çalışma mı yapıyorsunuz? Onu biraz daha detaylandırabilir miyiz? Şöyle, her üretici ürünleri son tüketiciye ulaşsın diye üretiyor. Dediğiniz gibi onların müşterileri perakendeciler. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Türkiye'nin her yerine yayılmış perakende satış noktaları var. Bu ürünler satıldıktan sonra tam biz orada devreye giriyoruz. Üreticilerin perakende organizasyonları çok büyük bölümde yoktur aslında. Hep toptan satmak üzerine gelişmiş satış teşkilatları vardır. Aslında onların bir yerde perakende teşkilatlarıyız gibi düşünülebilir bu noktada. Stok devir hızları hayatımızın en önemli konusu. Kesinlikle. Çok haklısınız. Az önce de bahsettim. Şimdi o kadar çok birbirine benzer ürün oldu ki sektörde. Her marka kendi tüketicisini çekmek için ürünlerinde aslında birbirine benzer faydalar sunuyor. Ve bunları farklı farklı yollarla, sizlerin aracılığınızla insanlara anlatıyor. Ciddi pazarlama faaliyetleri var. Bu pazarlama faaliyetlerinin ardından insanlar da alternatif çokluğu karar verme sürelerini uzatmaya başladı. Karar verme süreleri uzadıkça bir yandan da bakıyorsunuz her gün yeni bir satış noktası açılıyor. Orada da alternatifler birbirinden fazla. Farklı fiyatlar görüyorsunuz, farklı renkler görüyorsunuz, farklı özellikler, farklı markalar. Ciddi bir orada aslında faydalı olduğunu düşünebileceğimiz ilk bakışta alternatif çokluğu stok hızlarını yavaşlatıyor, stok devir hızlarını. Aslında buralara kafa yorduğunuzda ilk amacınız o stok hızlarını düşürmek oluyor, stok devir hızlarını düşürmek oluyor. Nedir buradaki yöntemler? Ürün ürün çalışmak, ürün ürün incelemek konuyu, mağaza mağaza çalışmak. Evet. O mağazada o ürünü satın alacak tüketicilere, o ürünün özelliklerini diğerlerinden farklılaştırarak onların kendi hayatlarını özgüleyerek anlatmak, evet, evlerinde hayal etmelerini sağlamak, sahip olduklarını hayal etmelerini sağlamak gibi düşünebiliriz.
yaklaşık 10 binin üzerinde ürünün stok devir hızlarını izliyoruz sürekli. Az önce bahsettiğim 6500 mağazadan akan verilerle yapıyoruz bunu. Hizmet verdiğimiz üreticilerin zaten bizlerle paylaştığı kendi müşterilerine, yani perakendecilere gönderdikleri ürünlerin adetlerini de bildiğimiz için aslında her yapılan ürün, her satılan ürün bu stok devir hızı, yani toplam stoktan düştüğü için bunu takip etmek çok da zor olmuyor. Evet. Fakat ürün sayısı çok olduğu için çok ciddi bir çalışma ortada. Evet, peki şimdi çalışmalarınızdan şöyle bahsedecek olursak. Mesela bir perakende sektöründen biri geldi ve sizden bir talepte bulundu. Fakat çok ürün olması işi zorlaştırıyor mu sizin tarafta, yoksa eleme yapıyor musunuz? Yani bu ürünler çıkmalı, bu ürünler satılmamalı gibi. Aslında bakarsanız yapıyoruz. Çünkü asıl amacımız burada o ürüne ihtiyacı olan tüketiciye o ürünü götürmek. Az önce bahsettiğim bu sistem sayesinde aslında tüketici beklentilerini, tüketici davranışlarını, evet, ülkenin ekonomik konjonktürünü değerlendirerek bir takım veriler ortaya çıkıyor. Evet. Maliyetler de ortada, üreticilerin satış hedefleri de ortada. Dolayısıyla eldeki kaynaklar da kısıtlı, evet, ister istemez. Hele dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu ekonomik sıkıntılar da düşünüldüğünde, doğru, herkes artık böyle çok rahat para harcayamaz hale geldi. Bu anlamda müşterilerimiz şeyden de kurtarmaya çalışıyoruz. Az önce siz değindiniz, stok devir hızları çok yavaş ürünler o mağazalarda olmamalı. Daha iyi satılabileceği yerlerde olmalı. Ya da hani fiyatlama olabilir, özellik olabilir, son tüketiciye hitap etmeyen ürünler o lojistik süreçlerine girmemeli, tedarik zinciri süreçlerine girmemeli. Dolayısıyla süreçler içerisinde satılabilecek ürünleri mağazalara göndermek anlamında danışmanlıklarımız oluyor tabii. Peki şimdi sizin değindiğiniz şu anda küresel piyasalarda dahil, yurt içinde de tabii bir kişilerin harcamalarında kısıtlamalar var. Biraz, doğru, daha harcamama, tutumlu olmaya doğru yönelen bir tüketici de görüyoruz. Bununla beraber siz 2019 yılını nasıl geçirdiniz? Yani bir şirket, çünkü şu an için herkes bütçelerini kısıyor değil mi? Şirketler de bütçelerini kısıyorlar. Daha az maliyetle, daha karlı satışlar yapmaya odaklandılar. Siz de burada anladığım kadarıyla devreye giriyorsunuz. Çok sizin doğru tarafta peki işler nasıl gidiyor? Efendim, bu fırsata dönüştü mü? Aslında bakarsanız bir yandan fırsata dönüştü. 2018'in ortalarında hepimizin malumu ekonomik bir zorluğa girdik. Evet. Döviz dalgalanmaları deyin. Dünyanın hali de malum. Ticaret savaşları bir yandan, enerji politikalarındaki ülkelerin anlaşamamaları diyelim ona bir yandan. Hepsi de ülkemizi etkiliyor. Tam da bizim olduğumuz bölgede gerçekleşen sıkıntılar. Dolayısıyla ekonomik olarak korumacı tavra girmek herkesin kaçınamayacağı bir durum. Biz 2019'a girerken biz de korumacı bir ekonomik politika izledik ister istemez. Fakat yılın ilk 3 ayı geçtikten sonra ikinci çeyreğe başlarken piyasalar biraz hareketlendi. Dolayısıyla biz de biraz esnetmeye başladık ekonomik politikamızı. Daha kontrollü ama biraz daha esnek davranmaya başladık. Dediğiniz şöyle doğru. Aslında ticaretin yavaşladığı zamanlar bize duyulan ihtiyaç biraz daha artıyor. Perakendeyi geliştirmek, perakendeyi hızlandırmak, hep bu alanda strateji geliştirmeye çalıştığımız için de bizim iş alanımız birazcık daha genişliyor. Yılın ilk 6 ayı bittiğinde geriye dönüp baktığımda 2018'e göre bir miktar büyüme bile görebiliyorum. Bu anlamda mutluyuz. Hedef nedir diye sorarsanız, aslında 2018'i koruyarak 2019'u bitirdiğimizde iyi bir yıl geçirdiğimizi düşüneceğiz. 2020'de de devam edecek gibi görünüyor bu global etkiler. Dolayısıyla oraya biraz daha ayakları yere basan, ekonomik olarak güçlü olarak girebilmek aslında planlamalarımızın içerisinde. Evet. Peki 2019 yılını şimdi kapatıyoruz ama 2020 yılı ile ilgili sizin yasarım planlamalarınız ya da daha geniş kitlelere, daha geniş sektörlere aslında ulaşabilmek için çalışmalarınız var mıdır? Şöyle, önümüzdeki 5 yıllık planlarımızın içerisinde biz bir akademi kurduk. Az önce bahsettiğim bu eğitim faaliyetlerini biraz daha kurumsallaştırmak istedik. Nedir burada? İşte mağazalarda bizim sektörümüzün en büyük önemsediği konulardan bir tanesidir. Eğitimli mağaza çalışanları. Gene sektörümüzde kalifiye mağaza çalışanı
ya da nitelikli mağaza çalışanı sayısında önemli bir sıkıntı var. Evet. Buraya müdahale etmek için üye olduğumuz dernekler var. Bu derneklerle birlikte hareket ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları birlikte hareket ediyoruz. Üniversitelerden destek alıyoruz. Aslında biraz daha bu alanı geliştirerek perakende sektörünün personel bilgi seviyesini arttırmak, evet. insanların bu alanı da bir meslek alanı olarak görüp, kendilerini meslek erbabı olarak görmelerini sağlamak, teşvik etmek, üniversitelerde zaten bunun altyapı çalışmaları devam ediyor. Ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde burada biraz daha oyun alanını genişletmek gibi bir çabamız var. Evet. 2019 bunun başladığı senelerden bir tanesi. 2020'de daha hareketlenerek bu alanda etkin olmayı planlıyoruz. Evet. Umuyoruz beklediğimiz gibi geçer. Evet, umuyorum ki. Peki şimdi sizin değindiğiniz sektörlerde rekabet gücü de önemli. Rekabet gücünü nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani bu sektörde mağazacılık çalışmalarında çünkü sadece fiyat, müşteri memnuniyeti vesaire girerken araya aynı zamanda da rekabet de giriyor. Çok doğru. Siz rekabet gücünü peki nasıl kontrol ediyorsunuz? Aslında mücadeleniz hep rakiplerinizle, ekonomik anlamda ya da satış anlamında söylüyorum. Geliştirdiğiniz bütün stratejiler ilk etapta rakipleri izlemek üzerine odaklı. Kendi ürününüzü, kendi hareket planınızı belirlerken rakibinizin neler yaptığını da izlemek zorundasınız. Çünkü onlar da sizi izliyor. Evet. Sizin yaptığınız her hareketten onlar da bir aksiyon ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla rakibi bilmek burada çok önemli ve anlamlı. Rakiplerden daha iyi alanlarda hizmet verdiğimiz markaların ürünleri sergilensin, tüketiciye ulaşsın. Faydalarımız daha önce anlatılsın, daha çok anlatılsın. Mağazalar bizim ürünlerimize daha çok sahip çıksın. Aslında bu çabayı rakipler de gerçekleştiriyor. Bunu ne kadar iyi yapabildiğinizle doğru orantılı, mağazalarla ne kadar işbirliği halinde olmanızla doğru orantılı başarınız. Kurulduğumuz yıldan bugüne kadar aslında iki tane konuya yatırım yaptık. Bir tanesi perakendeyi eş zamanlı izleyebilmek. Çünkü oturduğunuz yerden az önce bahsettim 6500 tane mağazada neler oluyor bilmek çok önemli. Kesinlikle. Sahadan canlı yayın diyorum ben ona. Oturduğum yerden masamda Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki mağazadaki personelime bir soru sorabiliyorum. Hı hı. Bir görev atayabiliyorum. O mağazada yapılan satışları görebiliyorum. Rakip aksiyonları görebiliyorum. Bu önemli bir avantaj. Diğer taraftan bakıyorum, mağaza ilişkilerini çok önemsedik. Yine şirketimizin az önce bahsetmiştim, üyesi olduğumuz dernekler, mağazacıların da üye olduğu dernekler. Bizim sahada çalışan bütün yönetici arkadaşlarımız mağazacılarla çok iyi ilişkiler geliştirmek üzere de 12 senedir merkezden telkinler alıyorlar. Bunu iyi yapanlar ödüllendiriliyorlar. Bu iki alanı sağlam bir şekilde tuttuğunuzda aslında rekabetin içerisinde o mağaza alanından bahsediyorum. İşiniz biraz daha kolaylaşmış oluyor. Daha öne çıkarıyor sizi mağazacılar. Evet Birol Bey, şimdi son dakikalara girdik. Sizin özellikle belirtmek istediğiniz bir nokta varsa ona da değinmek isterim ama aynı zamanda da tüketici ürünü hızlı bir şekilde nasıl karar veriyor? Yani neye dikkat ederek karar verir? Aslında 10 saniyede karar veriliyor. Son yapılan araştırmalara göre mağazaya geldiğinde biz hep şey deriz. Mağazanın içerisinde de rekabet var. Orada personeliniz olsun ya da personeliniz olmasın. Ürünlerin kendini anlatması lazım. Tüketiciye o ürüne sahip olduğunda hayatında neler değişeceğini göstermeniz lazım. Bunu varsa çalışanınız mağazada, çalışanınız vasıtasıyla yapıyorsunuz. Çalışanınız yoksa eğer ürünlerin kendini anlatması lazım. Burada görsel malzemeler kullandığınız, teknolojik altyapı, artık günümüzde mağazalarda artık şeyler de görmeye başlayacaksınız yakında. İşte konuşan ürünler, ekranlar, hatta bir yapı market başlattı. Mağazanın içerisinde danışman robotlar falan. Evet, dijitalleşen bir dünya. Aynen öyle, dijitalleşen bir dünya. Gelecek dijitale doğru gidiyor zaten. Kesinlikle. İster istemez. Onun arkasında kalmamak çok önemli. Evet. Bu anlamda da anlamlı yatırımlarımız var. Evet, peki efendim. O zaman ağzınıza sağlık diyorum ben Birol Bey. Gayet de güzel bir sektör aslında. Tamamen çalışmanın üreticiye ve aynı zamanda tüketiciye kazanımıyla ilgili güzel bir şirket diyelim. Peki ağzınıza sağlık çok o zaman Birol ederim. Bey. Çok evet, Pozitera kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Birol Şengel Bey bize sektörle ilgili tüm bilgilerini aktardı. Şimdi kısa bir ara, sonra tekrar buradayız efendim.